Komüt gökteki yıldızları sunar. Sevgili çocuklar, kendisini çocuk hissedenler. Gökteki Yıldızlar programımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi size çok önemli bir soruyla başlayacağım. Şöyle bir düşünün bakalım, çevremizdeki en güçlü olan kişi kim? Babalarımız mı? Evet, bu kesinlikle doğru. Fakat biz bugün Asr-ı Saadet'e yolculuk yapacağımız için en güçlü parlayan bir yıldızla tanışacağız. Bugün size aslan yürekli olan bir kahramandan bahsedeceğim. Bu kahraman o kadar cesur ve o kadar güçlüydü ki onu görenler Allah'ın aslanı diye bağırırlardı. Acaba bu aslan kim olabilir? Sevgili Peygamber Efendimizin öz amcası ve süt kardeşi olan Hazreti Hamza ile tanışacağız bugün. Sevgili Peygamber Efendimizden tam 3 ay öncesinde dünyaya gelmişti. Peygamber Efendimiz'i o kadar çok seviyordu ki sürekli onunla beraber olmak istiyordu. Abdülmuttalib'in 12. oğluydu. Abdülmuttalib'in kim olduğunu hatırladık mı? Kimdi? Evet Zehra, doğru söyledin. Sevgili Peygamber Efendimiz'in dedesi Abdülmuttalib'di değil mi? Hemen devam ediyoruz. Annesi Abdülmenaf oğlu Eyhib'in kızı Hale'ydi. Babası Abdülmuttalib vefat edince onu abisi Ebu Talip yanına almıştı. Mekke'de, Mekke'yi hatırladık değil mi? Sevgili Peygamber Efendimizin doğduğu şehir. Putperest olarak hayatlarını sürdüren cahil toplumdan uzak bir yerde, çöllerde, cahiliyetin kirlerinden uzak, kimsesiz ve tertemiz bir ortamda büyüdü. Biliyor musunuz en çok merak ettiği şey neydi? Avcılığı çok seviyordu. Bu yüzden sık sık Mekke yakınlarına gider ve ava çıkardı. Hiçbir zamanda elinin boş döndüğü görülmemişti. Onun başarıları Kureyş'in büyük büyüklerini gururlandırıyordu. Hazreti Hamza kahraman olarak Mekke'de ün salmıştı. Biliyor musunuz daha hangi özellikleri vardı? Çok iyi kılıç kullanırdı, mükemmel bir şekilde okunu atardı. Mekke'nin en iyi avcısıydı. Bütün haşyetine rağmen çok da merhametliydi. Hırsızlığa karşı çıkar, kız çocuklarının öldürülmesine asla razı olmazdı. Aynı zamanda misafirperverliği de çok severdi. Hazreti Muhammed kendisine vahiy geldiğini ve Resul olduğunu ilan etmişti. Hazreti Hamza'nın Muhammed'in Resulü olduğundan haberi olmuştu fakat ilk başlarda ona iman etmemişti. Çünkü kavmi arasında bir ayrılığa sebep olacağını düşündüğü için onun yeni dinini tam olarak onaylamıyordu. Sevgili Peygamber Efendimiz'i her şeye rağmen çok seviyordu ve ona bir kötülük asla gelsin istemiyordu. Hazreti Hamza'nın Kureyş'te çok büyük bir önemi vardı. Kureyş'in en zengin ve ileri gelenleri ondan çok korkarlardı. Onu kızdırmaktan da çok çekinirlerdi. Müşrikler Hamza'nın Hazreti Peygamber'e olan sevgisini çok iyi biliyorlardı. Sevgili Peygamber Efendimiz'e kötülük yaparak Hazreti Hamza'yı karşılarına almak istemiyorlardı. Hazreti Muhammed bir gün Safa Tepesi yakınlarındaydı. İnsanlara İslam'ı anlatıyordu. Sonra ne oldu biliyor musunuz çocuklar? Bir anda Ebu Cehil geldi ve ona hakaret etti, bağırdı, çağırdı, küfretti. Ona bir sürü eziyetler etti ve dinine hakaret etmeye başladı. Abdullah bin Guda'nın cariyesi de tevafuken orada Ebu Cehil'in yaptıklarını görmüştü. Hazreti Hamza akşam oldu ve avdan döndüğü zaman olanları ona anlattı. Hazreti Hamza buna çok sinirlendi. Hemen ne yaptı biliyor musunuz? Üzerindeki kıyafetleri çıkardı ve Kabe'nin avlusunda oturan Ebu Cehil'in yanına gitti. Boynundaki yayı çıkarıp Ebu Cehil'in başına dayadı ve bütün hiddetiyle bağırdı. Ey Ebu Cehil, sen Muhammed'i kimsesiz birisi mi sanıyorsun?
İşte ben onun dinini kabul ettim. İstersen sen gel, istersen cesareti olan başka birisi gelsin de dövüşelim dedi. Ebu Cehil'in yanındakiler dövüşmek istedilerse de Ebu Cehil buna müsaade etmedi. Hamza'yı çünkü daha çok fazla kızdırmaktan da korkuyordu. Belki onu niyetinden caydırırım, onu dininden caydırırım diye düşünüyordu. O yüzden ona yumuşak davrandı. Hazreti Hamza doğruca evine gitti. O gece nefsiyle mücadele etti. Ertesi gün Hazreti Muhammed'in yanına vardı. Allah Resulü onun kafasına takılan her soruyu cevapladı. Bütün tereddütlerini gidermişti. Bunun üzerine ne oldu biliyor musunuz? Hazreti Hamza da Müslüman oldu. Biliyor musunuz çocuklar? Ebu Leheb ve birkaç tane yanındaki kafirler Hazreti Muhammed'in evinin önüne ve onun geçeceği yollara dikenli çalılar ve pislikler koydular. Bunu duyan Hamza gece Hazreti Muhammed'in evinin önüne geldi ve orada nöbet tutmaya başladı. Peki bu sırada ne oldu dersiniz? Ebu Leheb'in sırtında içi pisliklerle dolu torbayı taşırken bir anda onu gördü. Hemen yerinden fırladı ve onu yakaladı. Torbayı da başından aşağı devirdi. Hazreti Hamza'nın o cesaretli davranışından ve karşı koymasından sonra müşrikler sevgili Peygamber Efendimiz'e karşı bir daha çirkin hareketlerde bulunmadılar. Müşrikler Hazreti Hamza'ya karşı en ufak bir eziyet ve işkence bile yapamamışlardı. Ona baskı yapmayı bile hiçbir şekilde düşünmüyorlardı. Çünkü o çok cesur bir kahramandı ve ondan çok korkuyorlardı. Medinelilerden bir kısmı Müslüman olmuşlardı. Allah Resulü'nün korumaya da söz vermişlerdi. Sevgili Peygamber Efendimiz bunun üzerine Müslümanlara Medine'ye hicret etmeleri için izin verdi. Hazreti Hamza'ya da gitmesini söyledi. Hazreti Hamza doğruca Kabe'ye giderek oradaki müşriklere haykırdı ve şöyle söyledi. Ey Mekkeliler, ben şimdi Medine'ye gidiyorum. Karısını dul, çocuklarına yetim bırakmak isteyen varsa gelip yolumu kessin. Bu sözler karşısında hiç kimseden ses çıkmamıştı ve kimse de onun peşine düşmeye cesaret edememişti. Yolda Medineli iki Müslümanı haydutların Mekkeli müşriklere satmak üzere esir aldığını gördü. Hemen üzerlerine saldırarak haydutlarla savaştı ve Medineli Müslüman esirleri onların elinden aldı ve kurtardı. Esirler Evs ve Hazreç kabilelerindendi. Medine'ye vardığında Zeyd bin Harise'nin evine misafir oldu. Medineli esirleri kurtardıktan sonra Medinelilerin gözünde daha çok büyümüş ve daha çok kahraman olmuştu. Sevgi ve itibarı da böylelikle artmıştı. Daha sonra Hazreti Muhammed Medine'ye geldi. Hazreti Muhammed Enes bin Malik'in evinde Mekkeli her bir Müslümanı Medineli her bir Müslümanla kardeş ilan etti. Biliyor musunuz? Hazreti Hamza kiminle kardeş oldu? Hazreti Hamza'yı da Zeyd bin Haris ile kardeş yaptı. Hicretin ikinci yılında müşriklerin gelirini Müslümanlara karşı güç olarak kullanmak istedikleri bir kervanlı Hazreti Muhammed'i vurmaya karar verdi. Müşriklerle şiddetli bir savaş yapılmıştı. Savaş Müslümanların zaferiyle sonuçlandı. Müşrikler büyük bir yenilgiye uğradılar. Bedir Savaşı'nın kazanılmasında Hazreti Hamza'nın çok büyük bir faydası olmuştu. Hazreti Hamza aralarında Ebu Cehil'in de bulunduğu müşriklerden birçok ileri geleni o savaşta öldürmüştü ve Mekkeli müşriklerinin kalplerinde büyük büyük yaralar açmıştı. Bedir'in intikamını almak isteyen müşrikler kocaman bir ordu hazırladılar ve Medine'ye doğru yöneldiler. Uhud Dağı'nın eteklerine kadar geldiler. Orada iki ordu karşılaştı. İlk önce Müslümanlar üstünlüğü elde etmişlerdi hatırlarsınız. Hazreti Muhammed'in emrettiği yerde duran okçular savaşın kazanıldığını zannederek yerlerinden hemen ayrıldılar.
Peki bunu duyan, bilen müşrikler ne yaptılar biliyor musunuz? Hemen bunu fırsat bildiler ve Halid bin Velid arkadan Müslümanlara hemen hızlı bir şekilde saldırdı. İki ateş arasındaki Müslümanlar iyice sıkışmışlardı. Hazreti Hamza birçok müşriyi öldürmüştü. Bir fırtına gibi estiriyordu. Bedir'de Hazreti Hamza tarafından babası öldürülen Ebu Sufyan'ın karısı Hint, Vahşi adlı köleye Hazreti Hamza'yı öldürmesi karşılığında büyük vaatlerde bulunmuştu. O da ne yaptı biliyor musunuz? Bir tane taşın arkasına gizlendi ve Hazreti Hamza'yı gözetlemeye başladı. Bir taşın arkasına gizlendi. Hazreti Hamza'yı gözetleyen Vahşi oradaki karışıklığı fırsat bilmişti. O anda Hazreti Hamza'ya bir ok fırlattı ve kendisini şehit etti. Vahşi Hazreti Hamza'nın ciğerini yarıp Hint'e götürdü. Daha sonra da Hazreti Hamza'nın yanına gitti. Onun bazı organlarını kesti ve onları alarak Mekke'ye döndü. Savaş sonrasında Hazreti Muhammed, Hazreti Hamza'nın şehit düştüğü yere gitti. Hazreti Hamza'nın cesedinin kesilip parçalandığını görünce dayanamadı. Hıçkıra hıçkıra sevgili Peygamber Efendimiz ağlamaya devam etti. Hazreti Hamza'nın cesedi önünde şöyle buyurdular. Ey Allah ve Resulünün aslanı Hamza! Hiç kimse senin kadar musibete uğramamıştır. Ey sevgili peygamberin koruyucusu olan Hamza! Vallahi senin yerine Yüce Allah bana zafer verdiği bir başka savaşta müşriklerin ölülerinden 70'ini kesip biçeceğim. Bu sözler ilahi vahiyle uyarıldı. Eğer ceza verecekseniz size ceza verilenin misliyle ceza verin. Sabredenlerden olursanız andolsun ki bu daha hayırlıdır. Nahl suresi 126. ayet. Hazreti Hamza'nın kardeşi onun cesedinin başına gelip sessiz bir şekilde ağladı. Resulullah da onunla birlikte ağladı. Hazreti Peygamber sıra ile şehitlerin namazlarını kıldırıyordu. Her şehidin namazını kıldırdıkça Hazreti Hamza'nın namazını da böylelikle kıldırmış oldu. Sevgili Peygamber Efendimiz Hamza için tam böylece 70 defa namaz kılmış oldu. Bir mümin tarafından okunan şu ayet gönüllere huzur serpiyordu. Allah yolunda ölenleri sakın ölüler saymayın. Hayır, onlar Rableri katında diridirler. Ali İmran suresi 169. ayet. Allah ölenlerimize rahmet eylesin. Komüt, gökteki yıldızları sundu.